Dönmek gibi yola tamam. Çıkıyor. SOS. SOS. Ruf mich an. Kaptan Harold. Fledermauslar da var burada. Fledermaus. Çek. Şu anda yukarıda görmüş olduğumuz sarkıtlar seneler önce kırlangıç yuvasıymış. Okay. Su seviyesinin yükselmesinden dolayı, damlamadan dolayı zamanla oksitleşerek terslaşmışlardır. Aralık, Ocak, Şubat aylarında bu kısımda su seviyemiz tavana kadar yükselir. O aylarda mağaramız diyarlıkta kapalıdır. Biz ilk turumuzu Mart 1'de yaparız. Mart 1'de ise su seviyesi yan taraftaki beyazlı çizgide olur. Şu anda suyun derinliği 14 metredir. Mağaramızın en derin bölgesi burasıdır. Mağaramızın resmi keşfi 1966 yılında jeolog Dumitin Haygen ve ekibi tarafından yapılmıştır. Mağaramız 3 kattan oluşmaktadır ve merdiven şeklinde yükselmektedir. Biz sadece ilk katını görebilmekteyiz. Mağaranın parçalı uzunluğu 15 kilometredir. Ama şu ana kadar Aralık'tan itibaren keşfedilen kısım 5500 metredir. Burası Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü mağarasıdır. Avrupa'da ise üçüncü büyüklüktedir. İsmini üzerindeki altın beşik tepesinden almaktadır. Biz şu anda 800 metrelik tepenin altında bulunmaktayız. Mağaramızın suyu ise Beyşehir Gölü'nden gelmektedir. Yeraltı su gölü. Ve içerisinde %10 oranında soda bulunmaktadır. Şu anda suyun sıcaklığı 11 derecedir. İçerideki hava ise 16 derecedir. İçerideki hava yaz kış değişmez. Her zaman 16 derecede sabit durur. Bu arada bilimsel bir çalışma yok ama içerinin havasının da astım hastalığına iyi geldiği söylenmekte. Neyse. Karşıda görmüş olduğunuz köprü doğal bir oluşum. Daha önceleri köprü...